artık yeter da. Yeter bu çocuğum, yeter anneciğim, yeter, yeter. Yeter bebeğim, yeter. Annem. Şşş. Hani hamburger oynasın mı sen? Hamburger. Musunuz bilmiyorum. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hadi gel oğlum. Sarılalım. Günaydın diye. Günaydın. Günaydın. Kızıma günaydın. Oğlum günaydın. Günaydınlar. Ben şimdi elimi yüzümü yıkadım. Bir kahve içerek güne başlayacağım. Bugün ne yapacağım? Aslında bugün yarın aslında bugün çamaşır yıkayacaktım. Ama yarın yağmurlu olduğuna bakınca hava durumundan bir tek yarın yağmurlu. Çarşamba, Perşembe, Cuma falan çok güzel gösteriyor, güneşli gösteriyor. Bu sebeple dedim ki yani bekleyeyim, yarından sonra yıkarım çamaşırları. Şimdi yıkanmışlar vardı, onları toparlayayım. Çamaşır toplayayım, düreyim, kaldırayım. Şöyle bir üzerimi değiştireyim, yeni güne bomba gibi hazırlanalım. Akşam yemeği için bir şeyler düşüneyim bu arada. Tabii her şeyden önce ne yapalım? Çocukların balık yağlarını vereyim. Balık yağ kapsüllerini onlara nasıl vereceğim? Birer ölçü mamayla. Evet kızım, evet, evet. Yarada size merhaba diyor. Onu da göstereyim size bir saniye. Buraya söyle, gel. Ne diyorsun? Herkese merhaba. Evet. Ay ben seni yerim. Bal böcek. Evet. Ne oldu kızım? Gel. Kobişko. Bu arada kaktüslerimi soranlar vardı. Zaten çekmiştim ama kartın azizliği diye düşünüyorum. Çok az bir görüntü kalmış. Tekrar çekeyim. Şunlar aloe veralarım. Çok güzel büyüdüler. Onların bir kısmını toprağa geçirmeyi düşünüyorum. Kaktüslerim bir sürü bir sürü doğurdu. Çok tatlı oldu. Şu da küstüm çiçeği. Bildiğiniz gibi tohumdan ekmiştim ve çıktı. Onu da çok küstürmek iyi değil. Stres oluyorlarmış. Diğer bir kaktüsüm. Bunu buradan yavrularından koymuştum. Bakın onlar da büyüdüler, uzuyorlar ve sonra inşallah şu ortadaki gibi kocaman olup yavru vermeye başlayacaklar. Sonra şu diğer bir çeşit. O da çiçek açan bir çeşidi. Yavruladı. Yanlarda yavruları var. Başka bir saksıya da aldım yavrularından. Şu da başka bir çeşit kaktüs. Bundan da ben böyle bir iki parça şu saksının içerisine almıştım. Şu anda o da kocaman oldu. Bir sürü o daha çabuk üredi, böyle yavruladı, çoğaldı. Sukulentlerim, bunlar belki benden büyük yaştadır. Yani anneannemden o, pardon teyzemden, teyzeme de anneannemden almış. Çok eski bir sukulent, yaşlı bayağı. Şöyle ben teyzemin yazlıkta yaprağından şöyle bir tane alıp öyle hatırlıyorum getirmiştim. Böyle büyüdü ya da yani şöyle mi koparmıştım? Yok, yapraklarından çoğalttım bunu. Yapraklarından. Sonra bu da Olcay teyzenin, komşunun verdiği sukulent tarzı gibi. Ama bilmiyorum, bu çiçek de olabilir. Çiçekleri var. Çok tatlı. Şöyle bir şey yaptım. Tadam. Bakın. Yine yavrulayan kaktüslerin yavrularından alıp böyle renkli taşlarla ve şu kokulu taşlardan yapmış olduğum değişik figürleri üzerine koyarak şöyle saksıları süsledim. Şuna da aloe vera koydum. Çok da güzel oldu. Şu da bir değişik. Büyüyecek tabii bunlar. Ve tabii ki de yeşil soğan. Şimdi kaktüslerimi ben aslında çok sulamıyorum. Kaktüs suyu yani tutuyor. Çok su istemiyor. Şu buradaki çiçekleri, işin açığı yani şu grubu, şuraları çok sulamıyorum. Haftada bir kere, en fazla iki kere suluyorum. Bazen hani 10 günde bir de suladığım oluyor. Ama ne kadar böyle az sularsam maşallah coşuyorlar. Mesela şu. Yağmurda da merdivene diziyorum. Yağmur suyu almalarını sağlıyorum. Vallahi çok iyi bir şekilde gidiyorlar yani kaktüslerim.
öyle çok büyük bir bakım göstermiyorum. Hani şunu yapıyorum, bunu yapıyorum demem yanlış olur. Yaptığım tek şey su vermek ama hani haldır haldır her gün su vermiyorum dediğim gibi az az. Ya az az demeyeyim. Ya hortumu tutuyorum haftada bir kere ya da 10 günde bir artık duruma bağlı veriyorum. Yazın genelde haftada bir iki kere, kışında böyle 10 günde bir falan suluyorum. Gayet de güzel oluyor. Şu çiçek açıyor. Evet, bakın kabak daha da büyüdü. Kocaman oldu. Bunu bilerek koparmıyorum. Annemi bekliyorum. Annem kabak çok seviyor. Gelecek 1-2 haftaya. Geldiği zaman o koparsın istiyorum. Eğer tabii düşmezse o zamana kadar o dalından koparıp afiyetle yesin istiyorum. Annem geliyor çünkü biz tatile gidiyoruz. Annem Hera Kobe ve Fox üçlüsüne, muhteşem üçlüye bakmaya geliyor. Biz de bir tatil yapalım. Hak ettik bence. Değil mi? Değil mi Kobişko? Şöyle ilk öğünlerini dizdim. Birer ölçü mama ve birer kapsül balık yağlarını atayım. Afiyetle yesinler. Onlar yerken ben de gideyim çamaşırlarımı toplayayım. Alın. Ender şimdi eve geldi ve elleri kolları dolu geldi. Gördüğünüz gibi köpek maması getirmiş. Tam tamına 3 paket 12 kiloluk. Evet, 3 paket, 3 farklı paket. Kuzu etli ve pirinçli, değil mi? Hepsi öyle. Ama farklı özellikleri var. Brit markasının bunları bize bir melek gönderdi. Bu 3 paket mama. Fındık ve Pascal için. Bunları bize düşünüp gönderen, benim de çorbada tuzum olsun diyen sevgili Sibel Hanım'a çok teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Büyük bir keyifle yiyeceklerini düşünüyorum. Böyle iyi insanların olduğunu görmek hakikaten mutluluk verici. Ben ağlayacağım dokunsalar. Pascal ve Fındık'ın aldığı ilk hediye bu. Evet. Onlar adına çok mutluyuz. Bizim aldıklarımız sayılmıyor. Onlar hediye sayılmaz. Biz yapmak zorundayız. Bizim misafirimiz onlar biliyorsunuz ama hani böyle hiç bilmeyen birinin de ta İstanbullardan böyle hediye göndermesi büyük bir incelik bence her şeyden önce. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu mama da onlara bir süre gidecektir. Evet. Çok sağ olun. Ben başka bir şey diyemeyeceğim. Çok duygulandım. Teşekkür ediyoruz. Onlar sizin değil. Fındık ve Paskal'ın kalite kontrol yapıyorlar. Şimdi yemek saati. Şu da bizim çocukların maması. Birer ölçü koydum onlara. Onlar şimdi yemeklerini yerken bir şeye karar verdik. Normalde Fındık ve Paskal'ın da mamaları var. Ama madem ki böyle güzel mamalar geldi, bugün onlara bu mamalardan vereceğiz. Bilmiyorum artık sarı mı, yeşil mi, pembe mi, hanginden veririz. Ama üçü de çok güzel mama. Brit markasının. Bir tanesini seçip veririz diye düşünüyorum. O bizim artık aldığımız dursun. Bizim dışarıdakiler de bunlardan bir tanesini bugün afiyetle yesinler. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, sizin yeriniz okey. Hanginizden başlayalım? Hera'dan başlıyorum. Al Kobe'den başlayalım. Hadi Kobe tam arkamdaymış. Hera. Al bakalım. Şimdi bakın. Fox'a bakın. Yemek vereceğim zaman ne halde? Çok seviyor yemek yemeyi. Oğlum. Ay benim akıllı oğlum. Hemen yemeği gördü mü? Oturuş. Oğlum, bekliyoruz. Aferin. Ye. Yiyebilirsin. Al bakalım. Öyle ye demeden de yemez. Aslan oğlum benim. Fox eğitimleri mükemmel gidiyor ve hemen algılayan bir köpek. Çok zeki, çok akıllı. Bu yönden de çok şanslıyız. Hemen her şeyi bir defada alabilen bir can. Aferin ona. Evet, biz şu pembeyle başlamaya karar verdik. Şimdi Ender falçata almaya gitti. Alsın. Gramına da bakalım da ölçerek verelim hayatım. Hemen arkadan bakıyoruz.
Fındık ve Pascal bence 12 ve 18 kilo arasında. Sence? Evet. Değil mi? Dur. Lan Kobe'ye bakar mısınız? Rahat vermiyor ya. Rahat versene kızım. Buradan bakıyoruz arkadaşların ne kadar yesinler diye. Sen de ne yapıyorsun bana? Fox'a bakar mısın yalnız? Meraklıymış. Meraklı. Şimdi orası karanlık. Yarın çekerim ben onları. Akşam oldu biliyorsunuz. Günün menüsünü de vereyim. Hemen böyle fırında patates ve tavuk göğüs. Pazardan biberiye almıştım. Biberiye soslu tavuk göğüs yaptım. Ve tabii ki de patates. Bu patates sosumu artık biliyorsunuz. Şimdi onların pişmesini bekliyorum. Pazardan aldığım biberiyelerim de burada. Bunları da biliyorsunuz şu şekilde sıyırıyorum. Yapraklarını kurutuyorum, kaldırıyorum. Bunları da tavuk çöp şiş olarak kullanıyorum. Oh, mis gibi tavukla da harika oluyor. Şunu getirdim artık. Biliyorsunuz kış geldi, tarhana çorbasıyla bu kuru bibere bayılıyorum. Bu kuru biberi annemle anneannem buraya geldiklerinde yapmışlardı sağ olsunlar. Hemen şu kadarcık bize yeter de artar bile. Tarhana çorbası, bulgur pilavı, ekşileme yanında bu kuru biberleri çok azıcık yağda böyle ters düz edip üzerine nasıl seviyorsanız yoğurtla tüketmeyi çok seviyorum ben. Enler sen seviyor musun kuru biber? Evet. Ben de seviyorum. Onları da getirdim buraya gözümün önüne. Ufak ufak artık başlarım kuru biber yapmaya. Bu arada bir de bu var. Bunu da göstermeyi unutmuşum size. Barilla'nın, bildiğiniz gibi ben Barilla'nın makarnasına bayılıyorum. Erişte makinesi alana kadar Barilla'nın makarnasıyla idare ediyoruz. Bu kutunun içerisinde 5 paket spagetti, uzun makarna Gülşah'ın tabiriyle aldık. Bunu alma sebebim hem biz 2 porsiyon yaptığım için bu kutunun içinde saklayabilirim. Hem de içinde 5 paket spagetti olması çok iyi. Biliyorsunuz Gülşah gelecek, bunu sabah da söylemiştim. Biz böyle bir kısacık bir tatile gideceğimiz için Fox, Hera ve Kobe üçlüsü ve tabii Pascal ve Fındık'la ilgilenmeye gelecek, bakmaya gelecekler sağ olsunlar. O yüzden Gülşah spagetti uzun makarna çok sevdiği için bunu aldık. Neyse bunun fiyatı indirimde Migros'ta 8 lira 45 kuruş falandı değil mi canım? Evet. Oğlum kaç paraydı? Otur bir dakika otur. Ne kadardı? Hayır, el verme. Ne kadardı? Ay kurban oldum ya Rabbim ya. Ay can çocuklarım, bal çocuklarım benim bunlar ya. Çok seviyorum ben sizi. Ne olacak? He? Ne olacak bu iş? Bu iş ne olacak bu? Bu işi ne yapsak acaba? Hera, çok seviyorum ben sizi. Siz beni seviyor musunuz? Siz beni seviyor musunuz? Öpüyorlar. Oy. Aşkım. Tavuk çok güzel olmuş biberiyeyle. Şimdi bir sofraya oturduk. Afiyet olsun tatlışkom. Sana da canım. Hemen şöyle avokadolu, havuç rendeli, marul, roka ve maydanozlu bir salata yaptım. Tabii ki anneanne turşusu, bahçeden yeşil soğan, patateslerimiz ve tabağım. Çok acıkmışız. Biraz yedikten sonra çekebildim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yemeğimizi yedik. Çayım da hazır. Çayı çok seviyorum ben. Oluşkom! Kafa attı çaya. Çaya kafa attın. Allah'tan ılık içiyorum ben. Ne çok sıcak ne de çok soğuk. Ilık, ılıştırarak içiyorum çayımı. O yüzden yanmadı oğlum. Evet, bugünlük videomun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Şimdilik.
Hoşça kalın, hoşça kalın şimdilik. Kızım, hoşça kalın de. Ay, hoşça kalın. Bay bay. Hera ile açılış yaptık, Hera ile kapatalım. Değil mi ama kızım, sen de haklısın. Fox, hadi gel, hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.